Bazen değil mi başımıza çok belalar geliyor. Bazı insanlar var mesela isyana kadar gidiyor. Ya niye hep benim başıma geliyor bu kadar sıkıntılar, dertler? İsyana kadar gelen oluyor böyle. İmtihanın mutlak şartı, gereği. Yani biz imtihana geldik değil mi dünyaya? Yükselip alçalma var. Yükselmenin yolu birisiyle ancak ve ancak birisiyle mücadele etmek. Mesela bir takım futbol takımı nasıl yükselir puan tablosunda? Biri gelmesi lazım önüne, maç yapması lazım. Şimdi diyebilir misin ya şer oldu, nereden bu takımı önümüze çıkardılar da bunlarla maç yapıyoruz şimdi? Yani bu zulüm niye bana der misin? Ya sen yen de o takımı, mertebe atla diye. Bir takımın maç yapmadan mertebe atlaması mümkün mü? Boks ringindeki bir boksörün rakibi olmadan, ona yumruklar gelmeden mertebe atlaması, madalya kazanması mümkün mü? Kendi başına olsa kim ona madalya verir yani? Şimdi melekler kadar ibadet edebilen bir insan var mı? Yok değil mi? Melekler sürekli ibadet ederler. Bak sürekli ibadet etmesine rağmen mertebesi en ufak yükseliyor mu? Hayır. Ya sürekli ibadet ediyor, nasıl yükselmez? Çünkü şeytanı yok ki. Şeytanın musallat olmamasıyla meleklerin makamı hep sabit. Rakibi yok. Yani demek ki insanı terakki ettiren, meleğin üzerine çıkartan esasında şeytan. Şeytanın doğru kullanılması. İşte onun gibi başımıza gelen bütün şerler, bütün hastalıklar, bütün musibetler, şeytan, nefis, bütün bunlar buna dahil ne içinmiş? Bize mertebe kazandırmak için. Elmasla kömürü birbirinden ayıran nedir? Başta ham olarak birdirler. Ne ayırır? Ateş ayırır. Kömür yanar, elmas yanar mı? Yanmaz. İşte bize gelen o şeytan, bize gelen hastalıklar, bize gelen musibetler, başımıza gelen bunlar eğer bizi yakmazsa ne demek? Sabredersek bunlara karşı, Allah'a sığınırsak, isyan etmezsek bu bizim elmas olduğumuzu gösteriyor. Şeytanın bize verdiği o ateşlere koşarsak yandığımız anlamına geliyor. Bu da ne oluyor? Kömür olduğumuz anlamına geliyor. Şimdi o zaman bu saatten sonra ya başıma şu geliyor, bu geliyor, dertliyim. İşte Allah üç çocuğum mesela çok ağır imtihanları olanlar vardır, doğru mu? Üç çocuğu olur, dört çocuğu olur, hepsi arka arkaya vefat eder. Peşinden annesi ölür, peşinden ayrılır, başına kötü bir şey gelir, kaza geçirir, ard arda. Ya bütün bunlar neden benim başıma geliyor diye isyana giden adam. Şimdi herkesi Barcelona ile oynatmazlar değil mi? Kimler oynar Barcelona ile? Ya belli bir mertebenin üstündekiler oynar. Birincilik'tekiler oynar mesela değil mi? İspanya'nın alt liglerinde oynatmazlar. Yani demek ki zor rakiplerle oynamak senin mertebenin yüksekliği, potansiyelinin yüksek olduğu anlamına geliyor. Başına çok musibet gelen, işte defalarca çocuğu olan, her türlü derdi olan adam düşünmeli ki ya demek ki bak benim rakipler zor. Demek ki bende yüksek bir potansiyel var. Eğer bunu kullanabilirsem, başıma gelen bu hadiseleri kullanabilirsem en yukarılara kadar çıkabilirim. Değil mi? Şampiyonlar Ligi de öyle mesela. En zor rakipler Şampiyonlar Ligi'nde geliyor değil mi? Oraya katılan takım şunu diyor mu yani? Ya kim bizi bu turnuvaya aldı? Hep bize zor takımlar geliyor. Nereden bizi bu turnuvaya aldınız denir mi? Ya sen oraya katılıyorsan o senin potansiyelinin iyi bir takım olduğun içindir. Onun için sana zor rakipler geliyor. İşte Allah'ın da en çok musibetler, hastalıklar, böyle şerler verdiği kişiler adeta bu hayat futbolunda Şampiyonlar Ligi'ne alınan takımlar gibiler yani. Onun için bunu bilen adam yani başıma ne kadar çok musibet gelirse demek ki ben Allah'ın gözünde o kadar yükselmeye aday konumdayım anlamına gelir. Bunu bilen adam mutsuz olmaz yani. En fazla musibet kimin başına geliyor? Peygamberlerin değil mi? Peygamberimiz başta olmak üzere peygamberlerin, o evliyaların yani böyle rahat hayat sürüp hastalıksız, sıkıntısız bir hayat süren bir peygamber, Allah dostları olmamış yani. Hepsi en fazla sıkıntıları çekmişler. Neden? Çünkü onlar Şampiyonlar Ligi'ndeler. Hazreti Eyyub Aleyhisselam ömrü hastalıklarla geçmiş. Yaralarından kurtlar çıkmış, böyle insanlar etrafından uzaklaşmış. Neden? Rakip zor. Adam ona sabrettiği zaman işte bir peygamberlik gibi veya evliyalık gibi diğer insanlar yüksek makamlara çıkabiliyor. İşte bu sırrı bilen adam için başına gelen herhangi bir musibet, hastalık, problem olur mu artık? Maç ya, başıma gelen bir maç. Kazan geç. Sabret geç. Allah'a sığın geç.